Herkesin merak ettiği başka bir şey var. Aday, 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 aday. Şimdi bu aday konusu şöyle bir risk barındırıyor bana göre. Siz adayın açıklamasını, masa yani siz derken altına masa aday açıklaması geciktirdikçe aday adayı olan herkes şey oluyor, yıpran hep, hep beraber yıpranıyorlar. Yani öyle bir hale geldi ki, şu yarın mesela deseniz ki işte, herkesin merakla bekleyelim, Ekrem oldu? Mansur Yavaş veya şimdi ne bileyim başka bir isim. Açıklansa bile, ha, bu muydu 6 aydır, o zaman niye daha önce açıklamadı? Yani her adayı açıklamayarak yıprattı biraz e, masa. Ama şimdi 13'ünde açıklanacağı söylendi. E, şu ana Cumhuriyet Halk Partisi adayı anlık kadar Kemal Kılıçdaroğlu. Peki masada başka partiler başka adayı getirirse nasıl yürüyecek bu iş? Yani sonuçta 6 lider uzun süredir, yani 12 Şubat'tan bu yana bu süreci takip ediyorlar. 11. kez bir araya geldiler, şimdi 12. kez bir araya gelecekler. Onlar mutlaka bu süreçle ilgili belli değerlendirmeleri yapmışlardır. Sizin de ifade ettiğiniz gibi 13 Şubat'ta da, Gelecekler bir araya ve bu, bu konuyu görüşmeye başlayacaklar. Şimdi, onun için de görüşmeye başlayacaklar. Evet evet. Onun için de görüşmeye başlayacaklar. Mayıs'a dişir ama... mi? <laughs> yetişir. Hiç merak etmeyin. Bakın Fatih Bey. Şimdi e, tabii kamuoyu çok haklı. Bir tarafta Erdoğan var. İşte e, bir şekilde kampanyasını e, negatif kampanyasını, pozitif kampanyasını sürdürüyor. E, bir tarafta da işte altılı masa var. E, sürekli e, toplantılarda. E, belli e, açıklamalarda bulunuyor, belli konularda değerlendirmelerde bulunuyor. Ama şunu kabul etmek lazım. Biz bu sürecin başında da her sorulduğunda şunu söyledik. Seçim takvimi belli olduğunda adayımızı açıklayacağız dedik. Seçim takvimi belli oldu mu olmadı mı daha? Olmadı. Daha olmadı. E, 15 Mayıs dedi Erdoğan ama hani şu anda Erdoğan'ın e, bununla ilgili yarın e, Takvimi değiştireceği veya bir gerekçe önümüze sunup işte ya 15 Mayıs dedik ama uzadı veya daha geri çektim ben demeyeceğini nereden bilelim? Yani Yüksek Seçim Kurulu karar almadı henüz ve bir seçim takvimi çalışmaya başlamadı. başlamadı. Birincisi biz bunu işaret ettik. İkincisi tabii bu liderler az önce söylediğiniz gibi bu metni oluşturana kadar çok ciddi bir emek verildi. Ciddi bir çalışma yapıldı. 6 farklı siyasi parti, 6 farklı dünya görüşü olan parti demokrasi adına, adalet adına özgürlük adına bir araya geldiler çok önemli Çok Ve önemli. Ve bu işi böyle aman hadi yapın bir an önce açıklayın hadi şu işi bitirin e, tabi bunlar karşılıklı konuşuyorlar belki bir cümledeki bir kelimeyi bile e, tartışarak süreci ilerletiyorlar hani devleti yönetecekler ülkenin sorunlarını çözecekler önümüzdeki süreçte e, bir birliktelik oluşturup bu sorunları giderecekler. Hani bu e, çal kalem, hadi e, şu anda yapalım denilecek iş değil. E, bir sorumluluk gerektiriyor. Ama ben e, Şubatın e, ortalarında çok geçeceğini düşünmüyorum. Mutlaka bu konuda da aday konusunda da e, bir açıklama yapılacak. Ama seçim ka kararı kesinleşmeden, seçim tarihi resmen kesinleşmeden, söz olmaktan öteye gitmeden açıklayacaksınız? E, tabii ki Fatih Bey, bakın şu anda şu anda Erdoğan, e, geçmiş sözlerine bakın, seçim zamanında olur ki Bahçeli de aynı ifadeleri birkaç kez kullandı. E, asla biz erkene almayacağız, şunu yapmayacağız dedi. Hani bir ay belki çok erken sayılmaz e, kabul ediyorum ama sonuçta takvim seçim takviminden bir ay da olsa öncesini Gereli. aldı. Bir ay daha öncesini alacağı veya zamanında... Yapmayacağının bir garantisi yok ki. O yüzden biz geçmişte de zaten bu takvimi söyledik. Ama sürekli işte açıklayın, açıklayın, açıklayın. Ee, tabii ki bu süreç olgunlaştığında, takvim çalıştığında da mutlaka adayımızı açıklayacağız.